Reyhanlı'nın saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, bu buluşmada öncelikle 51 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar makamların en yücesine ulaştılar. Ama şunu da bilmenizi istiyorum ki onları o makamlara ulaşmasına neden olan alçaklar, zalimler, onlar da ebedi alemde inanıyorum ki cehennemde mütena yerlerini alacaklardır. Kardeşlerim, şüphesiz ki bu dünya Habil ile Kabil döneminden itibaren hep katillerle, bilesiniz ki iyi niyetli insanların adeta karşı karşıya olduğu zulümlere şahit olmuştur. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Şu anda da yanı başımızda cereyan etmekte olan olay sıradan bir olay değildir. Bilesiniz ki kendi saltanatlarını, kendi makamlarını korumanın gayreti içerisinde olanlar, diktatörlüklerini devam ettirme gayreti içerisinde olanlar, işte Türkiye'de bizim huzurumuza musallat olmuşlardır. Kardeşlerim, biz Türkiye olarak Suriye ile yüksek düzeyli stratejik anlaşmalar yapmak suretiyle Suriye'ye her an elimizi atmış, onları güçlendirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermiş. Hatırlayın, bundan 2,5 yıl kadar önce yine bir yılbaşında Asi Nehri'nde bir barajın yapılmasının adımlarını atmıştık. Bu hem Suriye'yi sıkıntıdan kurtarmak hem de ülkemizi sürekli Asi Nehri'nin taşkınlarından korumak için atılan önemli bir adımdı. Fakat öyle anlar oldu, öyle günler oldu ki bizim aramızdaki bu anlaşmalar hiçe sayıldı ve aramızdaki o dostluklar, kardeşlik bağları bir anda ayaklar altına alındı. Kim tarafından? Bu diktatör, zalim Esed tarafından alındı. Ve burada özellikle Reyhanlı'daki kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum. Bu millet tarihi itibariyle dünyada mazlumlara hep ensar olmuştur. Ensar. Mazlumlar karşısında ensarlık görevini yapmıştır. Muhacirlere ensar olmuştur. Biz asırlar öncesine gittiğimizde yeri gelmiş muhacir olmuşuz, yeri gelmiş ensar olmuşuz. Kardeşim, Suriye'de zalim Esed'in zulmünden kaçan kardeşlerimiz herhalde Reyhanlı'ya veyahut da sınır boylarında 300 bin kadar
kadar mülteci kardeşlerimiz buraya keyifleriyle gelmediler. Ölüm endişesiyle geldiler. Fakat Türkiye'de de, bu bölgede de ne yazık ki ensar olmaktan nasibini almamış olanlar, zalimlerle fotoğraf çektirmeyi kendileri için başarı telakki edenler, başarı telakki edenler burada kardeşlerimin arasına, Reyhanlı'da yaşayan benim kardeşlerimin arasına fitne, nifak tohumları atmaya gayret ediyorlar. Kardeşlerim, siz 25 bin civarında Suriye'den buraya göç eden kardeşlerimize kucağınızı açtınız. Aynen öyle. Kucağınızı açtınız. Ve şimdi onları buradan kovma gayreti içerisine girenlere asla iltifat etmeyin. Ve bilesiniz ki onlar bizim kardeşlerimizdir. Bize inandıkları için buradadırlar. Bize güvendikleri için buradadırlar. Yoksa kimse evinden, barkından kaçarak, onu terk ederek başka ülkelere gitmez. Soruyorum, siz gider misiniz? Ama Allah göstermesin, başınıza böyle bir bela gelecek olsa o zaman ne yaparsınız? İşte o zaman ne yaparsanız şimdi de aynı şeyi yapacağız. Ve insan olacağız. Kucaklayacağız. Bu fitne, bu fesada, bu nifaka asla prim vermeyeceğiz. Zaten şunu bilmenizi istiyorum. Suriye inşallah o sulhü yakaladığı gün, inşallah Suriye'de diktatörlük sona erdiği gün, Suriye'de halkın iradesi iktidar olduğu gün buradaki kardeşlerimiz de evlerlenileceklerdir. Kardeşlerim, şu anda Suriye'de zulüm var, kan var, kin var ve uçaklarla bombardıman etmek suretiyle, tanklarla, toplarla kendi halkını, kendi vatandaşını öldürmek suretiyle 100 bine yakın vatandaşını katleden bir insana eğer benim Reyhanlı'da sahip çıkan kardeşim varsa buna biz çok üzülürüz. Buna çok üzülürüz. Ortada bir vaka var. Biz Türkiye'de sandıklar kurularak iktidar olduk. Biz Türkiye'de halkın iradesiyle iktidar olduk. Ama onlar babadan devralmak suretiyle o da bir zalimdi, öyle iktidar oldular. Bak sandık kuramıyorlar. Niye? Çünkü halkının kendiklerini devireceklerini biliyorlar. Kardeşlerim, şimdi biz Reyhanlı'da sizin şu anda içinizde bulunduğunuz birliğinizin, beraberliğinizin, dirliğinizin sizden devamını istiyorum. Bugünler gelip geçer. Türkiye güçlü bir ülkedir. Hiç endişe etmeyin. Bu günler gelip geçer. Ve geçecek. İnşallah en kısa zamanda ben inanıyorum ki Suriye'deki muhalif güçler bu diktatörü indirecekler. Gün yakındır. Hani o daraldığı zaman diyordu ya,
Allah'ın yardımı ne zaman? Ve ardından Allah'ın yardımının yakın olduğu müjdesi geliyordu. Suriye'deki kardeşlerime de buradan sesleniyorum. Allah'ın yardımı yakındır inşallah. Hiç endişe etmeyin. Nasrun minallahi ve fethun karib. İnşallah. Bu olacak. Hiç endişeniz olmasın. Ben özellikle gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle bütün bu sıkıntıları süratle aşacağız. Ve bütün dükkanlarını kaybeden kardeşlerimizin dükkanları gerekli destekleri veriyoruz. Süratle devam ediyor, bunları aşacağız. Ve İŞKUR'dan tüm kardeşlerimize yönelik biliyorsunuz başlattığımız bir süreç var. Ve işsiz olan kardeşlerimiz süratle buraya müracaat etmek suretiyle buradan da gerekli olan desteklerini 3 ay süreyle alacaklardır. Müracaatlarını yapmak suretiyle bu da olacak. Değerli kardeşlerim, bu noktada ayrıca süreç içerisinde bizim İlçemizde attığımız bu adımları daha da güçlendireceğiz. Ve bunu güçlendirmekte kalmayacağız. Başta değerli valim olmak üzere, kaymakamım, belediye başkanımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız, başta Adalet Bakanım, milletvekili arkadaşlarım, hep beraber inşallah ilçemizi çok daha güçlü günlere kavuşturacağız. Şimdi Hatay artık biliyorsunuz 10 ay sonra büyük şehir oluyor. Bunun büyük şehir olma kararını biz verdik. Ve şimdi bütün bu ilçeler artık kenar köşede kalmış ilçeler olmayacak. Ya tam aksine artık bunlar da büyük şehrin bir ilçesi olacaklar. Ve Reyhanlı bundan nasibini en güzel şekilde alacak. Altyapısıyla alacak, üst yapısıyla alacak. Ve modern bir şehir olmanın inşallah adımlarını hep beraber atacağız. Şimdi kısa bir zaman sonra tekrar Reyhanlı'ya geleceğim. Bu gelişim bu olay sebebiyleydi. Önümüzde değerli kardeşlerim şunu unutmayın. Başbakan olarak buraya olayın olduğu anda gelmiş olmam bazı malum çevreler tarafından farklı olarak da değerlendirilebilirdi. Bu işin istismarcıları var. Bu istismarcılara ne siz fırsat verin ne biz fırsat verelim. Bakınız, benim bu işlerden sorumlu başbakan yardımcım olay anında buraya geldi. 3 tane bakanım anında buraya geldi. Milletvekillerim anında buraya geldi. Ve valim anında zaten buradaydı, sürekli irtibat halindeydik. Ve bütün yardım mekanizmalarımızı burada yoğun bir şekilde çalıştırdık. Hiçbir aksama bu noktada olmadı. Ve ardından sağ olsun Cumhurbaşkanımızın da buraya bir ziyareti oldu. Cumhurbaşkanımız da buraya geldiler. Yani biz sizi ne hükümet olarak ne devlet olarak yalnız bırakmadık. Bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Sadece benim size ricam şudur. Bu tür istismar örgütlerine
bizim aramıza fitne sokmak isteyenlere asla prim vermeyin. Çünkü bunların korkusu nedir biliyor musunuz? Bizim birliğimizdir. Bizim beraberliğimizdir. Bizim dayanışmamızdır. İşte bu dayanışma evelallah onların buralarda hayat bulmasını ortadan kaldıracaktır. Kardeşlerim, sizlerle bir arada olmaya doyum olmaz. Ne kadar sizlerle bir arada olsak o kadar mutlu oluruz. Sizlere neler yaptığımızı anlatacak değilim. Bugün o gün değil. Ama biz sizi Allah için seviyoruz. Ve benim sizden ricam şudur. Suriye'den buraya gelmiş olan kardeşlerim sizin kardeşlerinizdir. Sizin kardeşlerinizdir. Bu kardeşlerinizi asla onlara buralardan çıkmak için olumsuz şeyler söylemeyin. Ben inanıyorum ki benim Reyhanlılı kardeşlerim asla bunu yapmazlar. Ama insana saygıyı bilmeyenler bunu yaparlar. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seven bir anlayışın mensuplarıyız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkesiyle, Sünnisiyle, Alevisiyle aklınıza ne gelirse, hangi inanç mensubu olursa olsun, bizim yönetimimiz altında olanların hepsini Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Bizim farkımız bu. Ve ben sizi bu duygular içerisinde tüm arkadaşlarım adına selamlıyorum. Biraz gecikmeli